selam. Pürüz Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper video ile karşınızdayız. Arkadaşlar sıfırdan bir kadro kurup bir de bu kadroyla maç yapacağım. Hakan'ın hesabındayım. Yaklaşık bir 1-2 gün önce ya da bilmiyorum ne zaman çekerim bunu da atarım bilmiyorum. Arkadaşlar Hakan'ın hesabında bir rekor kırmıştık. Bu arada kolektif güç olarak kendisi kanalımızın rekoruna sahip, haberiniz olsun. Kaç kolektif gücü var cumartesi günkü videoda bakarsınız. Ya da pazar paylaştığım videoda artık onu geriye dönük bakabilirsiniz. Kolektif güç rekoru kırdık. Tabii ki de kanalımızın kolektif güç rekoru. Bugün burada dörtlü defans ve bu şu anda Fenerbahçe'nin varsayılan taktiğiyle sıfırdan bir kadro kuracağım. Bakalım bu kadroyla başarılı olabilecek miyiz? İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin isterseniz videomuza geçelim. Dostlar kaleciyle başlayacağız. Hemen şöyle kontrol ettiğimde hemen şuraya Schmeichel alıyorum. Donnarumma'yı almaya gerek yok. Donnarumma bu arada C performans. Normalde biliyorsunuz geçtiğimiz hafta D performanstı. Şu an C performans iş görecektir. Stoper kısmına şimdi dörtlü defans oynayacağım. Gördüğünüz gibi burada C performanslar var. Eder Militao'lar falan ama ben tabii ki de yüksek reytingli oyuncuların yanı sıra A ve B performanslı oyuncuları alacağım. Cannavaro'yu gördük. Hemen Maldini'yi geliyorum. Sol tarafa alıyorum dostlar. Maldini de biliyorsunuz sol bekte sağlam oynar. Nesta'yı gördüm stoper kısmında. Nesta'yı alıyorum. Benim bir tane de sağ beke ihtiyacım var. Sağ bekte kimi oynatabiliriz? Şöyle bir kontrol ettiğimde biraz yukarı çıkalım. Roberto Carlos'u orada gördüm. Roberto Carlos'un yerine Maldini'yi oynayacağım. Sağ tarafa Tomiyasu'yu alabilirim. Bence sağlam olacaktır. Adam gibi adamdır Tomiyasu. Ve defansif özellikleri çok çok iyidir. Kadronun detaylı bir şekilde kadroyu analiz etmiyorum. Zaten o videoya gidip kadroyu detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Defansif orta saha kısmına geldiğimizde ben Raycart'ı alıyorum. Raycart'ın yanı sıra burada Raycart'ı stopere de çekebilirim. Neden çekebilirim? Çünkü bu hesapta Patrick Vieira da var gördüğünüz gibi. Patrick Vieira'yı da buraya alıyorum. Peki başka kimleri alabilirim? Yukarı doğru çıktığımda kontrol edeceğim. Steven Gerrard var. Gördüğünüz gibi Matheus'un da olduğu görünüyor. Matheus da sağlam oyunculardan bir tanesi. Hemen gelip Steven Gerrard'ı yedeğe alıyorum. İlerideki oyuncular ciddi anlamda çok çok sağlam oyuncular gelecek. Çünkü yukarı doğru çıktığımda sol tarafta Rafael Leao, sağ tarafta David Beckham'ımız var. Sol Rafael Leao'yu şimdilik yedeğe alalım. Orada çok daha sağlam oyuncular var çünkü. Gavi var. Gavi'yi de hemen gelip alıyorum. Bu arada full gerçekten kaleci hariç. Oha big time, full big time. Kadro oha kurulabilir mi lan? Vallahi billahi bir şey değil mi? Olabilir. Cidden olabilir. Schneider'i gördüm. Lionel Messi'yi gördüm. İleride Wesley Schneider'i gelip OOS pozisyonunda alabilir. Yedeğe alıyorum. Zico var. Zico'yu hemen gelip Zico'yu da yedeğe alıyorum. Gerçekten sağlam bir kadro olduğunu görüyorsunuz. Coman'ı geldim gördüm. Coman'ı buraya da alabiliriz. Fark etmez. Duruma göre Kylian Mbappe'yi forvet kısmına alıyorum. Hemen arkasına Ronaldinho'yu alıyorum dostlar. Ronaldinho da adamın dibidir. Vinicius Junior'ı isterseniz buraya alabilirsiniz. Full big time de olabilir. Böyle de olabilir. İsterseniz şöyle yapıp full big time'ı da bozmayabilirsiniz. Gerçi kaleciden dolayı bozulduğu için alınabilir ya. Laps buraya koyduğunda 100. Şimdi birazdan o 101 de olacak. Lionel Messi'yi gördük. Lionel Messi'yi center for kısmına koyup bu şekilde alabiliriz. Bu arada 102 rating de inanılmaz fazla iyi takım kurabiliyoruz arkadaşlar. Geldim Maradona'yı buraya aldım. Dybala var gördüğünüz gibi. Hemen gelip Dybala'yı da alıyorum. Başka kimleri alabilirim? Rashford var gördüğünüz gibi. Rashford'u aldım. Diego Forlan'ı aldım. Oha artık yani. Oha Eto'yu aldım geldim. Gördüğünüz gibi ve kadroyu çok rahatlıkla kurdum. Bu arada kolektif güç 3082 değil haberiniz olsun. Çok daha yüksek bir kolektif güce ulaşıyor. O hesaba girip bakabilirsiniz o videoda rahatlıkla. Şu anda net söyleyeyim size kaleci hariç bakıldığında bütün oyuncular full big time şekilde. Gelip buraya bunu koyabilirsiniz. Gelip buraya Cruyff'u da alabiliriz. Cruyff'u da aldığımız takdirde kaleci hariç full big time hesapla oynayabiliyoruz. Yedekler her şey dahil sadece kalecisi 99 ve o da yani legend kaleci değil ya epic kaleci. Bence çok iyi bir kadro. Gelin bu kadroyla bir de maç yapalım. Benim çok sevdiğim dediğim gibi Fenerbahçe'nin varsayılan taktiği seçip alabilirsiniz. 4-1-3-2 sağlam bir taktiktir. Eğer isterseniz de Paraguay'ın şu OOS pozisyondaki adamı biraz daha şöyle yapışık bir şekilde isterseniz o da Paraguay'ın varsayılanından alabiliyorsunuz. Hadi gelin isterseniz başımıza geçelim. Dostlar Hakan'ın hesabında sistem rakibi buldu. Biz tabii ki de dipçik gibiyiz. Yani onda bir sıkıntı yok. Dybala yükselişte gelmiş. Dybala'yı geleceğim. Ulan Dybala mı oynar orada demeyin. Ben adaletli dağıtacağım formayı. Yükselişte gelenleri alıyorum. Bütün takım şu anda yükselişte haberiniz olsun. Normalde tabii ki de burada Cruyff'u falan da değerlendirmem. Rakip diyor ki kardeşim ben senin takımından korkmam. Cayır cayır hücum oynar ve sana yapıştırırım diyor.
İnşallah böyle olmaz. Maça! Sapsarı formamızla biz başlıyoruz. Cannavaro! Çok güzel gördüm. Harikasın. Babacım bu taktiği ben çok beğeniyorum ya. Süper Coman gidiyor. Coman baktı. Şimdi bir orta geldi. Cruyff ilk kafanın günahı olmaz. Top dışarı çıkıyor. Cruyff'un ama saçlar bozulmadı. O daha da önemli benim için. Rakip etkili geliyor. Bu arada rakip gerçekten çok hücumcu oynayan bir rakip. O yüzden ileride de çok büyük sıkıntılar yaşayacaktır ama. Golü atıyordu. Uzaklaştırdık. Atak devam eder mi? Bundan bahsedecektim. Eğer ki hücumda da sağlam geldiğinde bayağı bizi zor durumda bırakabilecek kadar hücum adamı var. Şöyle hemen kısa köşe vuruşların müptelası olduğumu biliyorsunuz. Hemen attım Raycard'la. Bakın şu. Hemen. Niye geçmedi bu? Alırım yine. Alırım. Gakpo iyi gördü. Pas verecek. Çok güzel. Karim Benzema harika döndü. Bir pas daha şut kaleci. Oğlum o Schmeichel. O Schmeichel kolay kolay gol yermiyor. Gakpo ortaladı. Uzaklaştırdık. Atak devam edecek. Ceza sahası dışı bir şut yine olmadı. Offside bayrağı havada mı? Hakem oralı olmadı. Bir ortada Cruyff indirdi. Şimdi Dybala attım pasımı. Harikasın. Coman. Bomboş. Gidiyor. Lionel Messi. Bir yandan kaleciye de bakıyorum. Bir yandan kaleciye de bakıyorum ve golümü attım. Adam gelir mi çalım mı atayım falan dedim. İşte maalesef yani çok hücumcu oynadığı için defans bu kadar açık veriyor ve 1-0 çok rahat öne geçtik. Aslında ilk 15 dakikalık dilimde gerçekten yani dilimde tüy bitti açık vereceksin diye o kadar dedik. Ama bizi dinlemedi rakip. Attım. Şimdi Patrick Vieira aldım. Dybala çok güzel olmadı. Defans kapan. Çocuklar kapanmamız gereken bir konu var. Gakpo. Gakpo biraz ayağından açtı gibi oldu. Uzaklaştırdık. Alırsam büyük tehlike. Lionel Messi alamadı. Oralarda bir top yapma çocuğum. Oralarda bir top kapmam. Patrick Vieira aldım süpersin. Bir pas daha. Şimdi attım. Lionel Messi. Cruyff çok güzel gördü. Coman gidiyor. Coman. Arka taraf boş. Ortaya açtım. Bir pas. Lionel Messi. Kaleci son anda korner. İlk fırsatta vuramadım. Ama rakip de ilk fırsatta hemen köşeyi kapattı. Dostlar kızın köşe vuruşu kullanacağım. Raycard bu Coman o. Coman baktı. Şimdi ortaya açtım. O nasıl bir orta lan? Çok güzeldi. Oğlum resmen var ya defansı olmayan bir orta açtım. Öyle bir orta. Aldım Maldini ile. Maldini aman oralarda bir de hızlı kontra mı oynuyor ne? İnanılmaz güzel pres yapıyor. Rafael Leao sanki direkt öne atsa daha rahat olacaktı. Köşede boşluk. Pasını verdi. Çok güzel Karim Benzema. Offside'da. Dostlar böyle başlamaların da müptelasıyım. Bak attım. Şöyle attım. Bu arada Maldini'nin orada işini bilmiyorum ama hani vardır bir bildiği. Çok güzel gördüm. Tekrardan Kroos attım. Dybala iyi gördüm. Coman tekrardan attım. Şurada bir boşluk var. Harikasın. Şimdi girdim. Pasımı verdim. Ah Cruyff'a atacaktık olmadı. Aldım topu. Süper. Geçer mi? Dybala'ya gelmedi. Bu arada biz de hücum oynuyoruz ha. Bu arada iyi yani. Aa. Bıraktı. Bir anda ne oldu bilmiyorum. Attım pasımı. Geçerse büyük tehlike. Çok güzelsin. David Beckham döndü. Girdi. Pas. Olmadı. Pres yapıyoruz. Yine bizde. Orada bizde olması lazım. Aman dikkat. Tomiyasu çok iyi gördüm. Şimdi bir pas. Beckham. Hayret edersin. Bu arada adamın interneti de çok iyi olmayabilir. Bazen duruyor vuruyor. Süper. Sakin. Sakin. Sakın kaptırma orada. Zaten kaptırmadı. Vur kankam. Harikasın. İlk yarı. Buranın hesabındayız. Sakın'ın hesabında 1-0 öndeyiz. Ve baktığımızda kafa kafaya maç olmuş. Alvarez'le ikinci yarı ekip başladı. Yolla'nın kazandığı maç olsun. Gakpo. Pas çok güzel. Raycard. Çok da güzel bir top. Şimdi orada Beckham gidiyor. Beckham. Beckham pasını verdi. Lionel Messi. Messi girdi. Pas. Harikasın. Dybala dönerse büyük tehlike. Dybala şu açı bana yeter. Dybala ya gerçekten. Yani Dybala için sadece negatif şunu söyleyebilirim. İstikrarsız olduğu için big time'lar arasında düşüşte gelen ya tek oyuncu diyebilirim. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Adamın en azından bu kartını böyle yapmayabilirdiniz ama neyse vardır bir bildiği oyunun ya. Şimdi Dybala çok güzel gördü David Beckham. Beckham pasını verecek. Orada Messi. Messi pas. Cruyff vuruyor ve 3. golü atıyoruz. Dakika 53. Cruyff gerçekten geri gelen forvet ama geri gelmesine gerek kalmadı. Maçı şu anda 3-0'a çeviriyoruz. Oyun planı yapmayacağım eğer rakip de oyun planı yapmazsa. Aldım topu tekrardan David Beckham. Beckham çok iyi gördü Cruyff. Yine gidiyorum Cruyff. Cruyff. Oha! Bu penaltıydı. Bıraktı.
O da bir isyan etti. Çünkü kadro çok sağlam arkadaşlar. İsyan etme hakkında konuşamadım. Gakpo, Rafael Leao, Karim Benzema. Benzema çok iyi döndü. Pası ama komandını aldık. Süpersin. Bir pas, bir pas daha. Lionel Messi. Tekrardan vereceğim. Harikasın. Geldim. Dybala. Ara top. Cruyff'e. Girdim. Aaa. Kim aldı bilmiyorum ama çok sağlam bir müdahaleydi. Pres yapıyoruz. İyi çıktılar. Çok iyi çıktılar. Nazarımızdaydı. Süper Maldini aldım. Süpersin. Şimdi bir pas. Orada Koman baktı. Kaleci çıktı. Verdim. Cruyff vuruyor. Kanka kaleci niye çıkarıyorsun? Cruyff. Geri gelen forvet dedik. Bir de geri gelmese kaç tane gol atacak bilmiyorum. 4-0 oldu. Brat 4. Fenerbahçe SK 0. Gönderdi. Gönderdiği yerde. Aman. Alvarez. Pas. Rekart aldı topu. Süpersin. Pas verdim. Koman. Koman tekrardan. Harikasın. Baktı. Lionel Messi. Cruyff'u gördü. Cruyff gidiyor. Baktı. Bir pas daha. Dybala. Dybala vurdu kaleci. Atak devam edecek. Attım. Beckham. Beckham ortaladı. Lionel Messi. Olmadı. Pres yapıyoruz. Oralarda ışıksız almamız lazım. Patrick Vieira ile aldık. Pasımızı verdik. Çok güzelsin. Orada Koman var. Koman 2'ye 1 yapacak. Of. Bekten de geldi. Maldini. Bir pas daha. Koman gidiyor. Koman daha agresif. İleri gitmen gerekmiyor mu? Pası mı verdim ama orada yapılan hareketin ben foul olduğunu düşünmüyorum. Ama önemli olan hakemin düşüncesi. Gakpo. Gakpo'nun da söylemesi çok iyi değil mi? Gakpo. Gakpo soğan doğru gibi. Ay çok iyi gördüm. Patrick Vieira. Yani istediğim maalesef uygulayamadım. Gakpo. Gakpo çok iyi. Gakpo. Verdim pasımı olmadı. Pres yapıyoruz. Rafael Leao. Çok güzel. Gakpo. Gakpo aldık topu. Şimdi Rekard çok güzel gördü Patrick Vieira'yı. Bir top daha. Harikasın. Koman boşa kaydı. Pres yapıyoruz. Dikkat. Kankam çok iyi pastı. Karim Benzema. Ne oldu? O yaptı değil mi faulü? Hey hey hey. Yo. Hoca yo. Ben yapmadım faul. Karim Benzema yapılan hareket faul. Hakim bir kart gösterecek mi şu an? Herhangi bir kart gösterilmedi. Ya çok ilginç ya. Bir an durunca ben arkadan şöyle bir tıklattım, iğne yaptım ona ama onun dışında bir sıkıntı yok. Lionel Messi topun başındaydı. Lionel Messi beğenmedi, başka birini alacak. Topun başında Gak... Oğlum ne Gakpo sevdasıymış lan bu. Gakpo. Gakpo. Oğlum Gakpo adam demek kullanıyor Gakpo'yu. Uzun göndereceğiz. Vurduk. Uzaklaştırdık topu. Lionel Messi bir de indirme be kanka. Gakpo. Kaç kere Gakpo dedim acaba ben bu videoda. Şimdi aldım. Harikasın. Çok güzelsin. Ha yemin ediyorum ver şu topu Gakpo'ya da biraz daha Gakpo diyelim. Maldini basıyor. Çok güzel gördü. Ortaya Cannavaro aldı. Uzun gönderdi. Şimdi Dybala. Dybala pasını verdi. Harikasın. Cruyff aldı. Cruyff pasını verdi. Orada Koman. Koman tekrardan gidiyor. Lionel Messi çok iyi gördü. Orada iyi bir top. Şimdi bir pas daha girer mi? Son anda müdahale. Maçı 4-0 kazanmayı başarıyoruz. Güzel keyifli videoydu arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bra 4 Fenerbahçe SK 0. Hemen şöyle baktığımızda 7-4 şut. Rakip birazcık açık bir hücumcu oynadığı için açık bir form yani çok fazla hücumcuyla oynadığı için bence 4-0 oldu. Yoksa maçın hakkı 4-0 değildi diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.